Hazırlıklarımız çok keyifli gidiyor. Çok keyifli başladık. Çünkü biz depremden dolayı yapmamız gereken bir FIFA takvimi arasında kampımızı yapamadık. Hemen iptal ettik. O yüzden de çok özlemişiz birbirimizi. Oyuncular birbirlerini çok özlemişler. Milli takımın havası her zaman olduğu gibi bambaşka olduğu için çok keyifle başladık. Çok da güzel bir şekilde, sakatsız bir şekilde devam ediyoruz. Bizim için aslında çok güzel bir zamanda geldiniz. Çünkü Azerbaycan maçları aslında yeni dönemin startı olacak. Nations League ilk defa kadınlar için de uygulamaya geçecek bu sene. Ve biz C liginden başlayacağız. Ve bizim için çok kıymetli bir aslında serüven başlamış olacak. Hedeflerimiz kesinlikle C liginden çıkıp kendimizi daha iyi liglere atıp oradan da bir şampiyonayı görebilir miyiz, bir göz kırpabilir miyiz? Onun mücadelesini vereceğiz. Ne zaman görebiliriz? İşte sizin gibi kıymetli medya mensupları daha fazla ilgi gösterirse, kadın futbolu tabanda ülkemize tavandan tavana yayılabilirse, yaptığımız projelerin karşılığını işte şimdi biz 5-8 yaş grubundaki kız çocukların futbolla tanışması ile ilgili projeler yürütüyoruz. O projeden çıkacak olan kızlar bu 10 sene içerisinde istenilen noktaya geldiği zaman emin olun çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ama bu şu demek değil, şu anki mevcut durumda ne yaparız derseniz de çok güzel bir ivme kazandık. Son 3 senedir Futbol Federasyonu'nun özellikle yönetimimizin vermiş olduğu kararlarla beraber Süper Lig'deki kadın takımlarının, kadın şubesinin açılması, onların büyük camiaların büyük destekleriyle beraber gerçekten güzel bir yolda ilerlemeye başladık. Ve milli takım ne olursa olsun çok kutsal. Herkesin desteklediği, ülkeyi tamamen tek vücut haline getiren en kıymetli ögelerden bir tanesi. O yüzden biz de bu görevin bilincinde ve ağırlığının farkında olarak da en iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Yani hocamın özelinde gerçekten çok keyifli bir iletişimimiz var. Sağ olsun bizi de çok destekliyor, çok da yakından ilgileniyor. Kendisiyle hem fikir alışverişlerinde bulunuyoruz, oyun anlamında, oyun kurguları anlamında. Aynı zamanda da iletişimimizi hiçbir zaman koparmıyoruz. Çok keyifli bir iletişimimiz var ama sadece Kuntz'la ilgili olan bir durum değil. Bundan önceki bütün teknik direktörlerimizle de bizim gerçekten çok sıkı bağlarımız vardı. Onun nedeni de ikimiz de milli takımız, ikimiz de A takım seviyesinde bir takım yönetiyoruz. Teknik direktör olarak, teknik insanlar olarak da elimizden geldiğince o fikir alışverişlerini her zaman yapmaya çalışıyoruz. Şimdi milli takım arasından sonra playofflar başlayacak. Herkesin takip etmesini tavsiye ediyorum. Kıran kırana gerçekten seyir zevki yüksek maçlar izlemeye başlayacağız. Bu sene geçen seneye nazaran ligimizin kalitesi çok daha iyi arttı. Çünkü çok iyi yabancılar gelmeye başladı ligimize. Bilinirlik arttığı için taraftarların hem desteği hem baskısı kızları da çok ciddi anlamda motive eden bir unsur. Öyle olunca da çok keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum. Ve en büyük isteğim şampiyon olan takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı görmesi, son 8'i görmesi bizim için çok kıymetli olacak. Çünkü oradan alacağımız ülke puanı, sıralama, her şeyi değiştiren unsurlar. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için sadece milli takım ayağı değil, işte lig tarafındaki ayakta da çok güçlü olmamız lazım. Sağ olsunlar bütün kulüplerimizde bu sene ciddi anlamda yatırım yaptılar. Eminim Şampiyonlar Ligi'ne giden hangi takımımız olursa olsun en iyi şekilde temsil edecekler. Ben çok garanticiyim aslında. Aslında savunma ağırlıklı değil ama elinizde hangi malzeme var? Elinizdeki evdeki malzemelere göre yemek yaparsınız değil mi? Bizim de aslında kadın futbolundaki durumumuz bu. Elimizdeki oyuncu profiline göre oyun kurgularını yaratmak bizim görevimiz. Ve bizim Nations League'e kadar oynadığımız gruplarda Almanya ile karşılaştık, Hollanda ile karşılaştık, yani Portekiz ile karşılaştık. Bunlar Avrupa'da ismi anılan, kadın futboluyla özdeşleşen ülkelerle karşılaştığınız için ister istemez seviye birbirlerinden çok farklı. Benim oyun mantalitem her zaman topa sahip olan, topa sahip olduktan sonra da hızlı geçişleri yapabilen bir takım kurgusu üstünde gitmeye çalışıyorum. Kısaca şöyle bir tüyo da verebiliriz. İşte Azerbaycan'la karşılaşacağız. Azerbaycan'daki karşılaşmamızda en çok istediğimiz şey önde baskı yapıp topa sahip olup 2-3 tane üzerinde durduğumuz varyasyon var. Onlarla beraber sonuçlandırma yapmak istiyoruz. Ama hangi rakiple oynadığımız burada çok kıymetli. Eğer Almanya gibi, Hollanda gibi, İngiltere gibi çok güçlü rakiplerle oynuyorsanız daha savunma ağırlıklı, savunma yaptıktan sonra kazandığın topla hızlı geçişlerle bitirmeye çalışıyorsun. Yani o biraz oynadığınız takım, bulundurduğunuz oyuncu grubunun özellikleriyle çok bağdaşan bir durum.
Ama şeyi söylerseniz de kluba bayılıyorum. Yani kulüp benim için çok özel. Hani biyografisinden tutun, oyun mantalitesi, anlayışı, tarzı, oyuncularla olan iletişimi benim için çok kıymetli. Bu aralar kötü gitse de her zaman kalbimde. Ya o kadar kıymetli bir etkileri oldu ki Süper Lig takımlarımızın işte çok kıymetli Karagümrük'ü de işin içine kattığımız zaman, Trabzon'u işin içine kattığımız zaman, şu anda Süper Lig takımı olarak olup kadın şubesi olan takımlarımızdan bir algı tamamen değişti. Öncelikle kendi oyuncularıma bakarsak kadın oyuncular şimdiye kadar görmedikleri ilgiyi, profesyonel ortamı görmeye başladılar. Böyle olunca ne oluyor? Oyuncu da kendine çeki düzen veriyor. Benim kendime bakmam lazım. Çünkü ben büyük bir camianın oyuncusuyum. Bambaşka büyük camiaların büyük formalarını giyince de o sorumluluğu almaya başladılar. Altyapılara soracak olursanız, önceden bizler yetenekli gördüğümüz kız çocukları için anneyi babayı ikna etmeye çalışıyorduk. Ne olursunuz kızınızı gönderir misiniz? Bir ışık var, bu çocuktan çok iyi futbolcu olur dediğimiz aileler. Şimdi tam tersi, ne olursunuz hocam bunun sol ayağı da var, bizim kızı bir değerlendirir misiniz demeye başladılar. Aslında geldiğimiz noktada ne kadar keyifli ve aslında bir şeyleri başardığımızın ya da taşın artık yolda yuvarlanmaya başladığının emareleri. Kadın liginde o kadar çok var ki, en son oynanan Beşiktaş ALG maçı çok kıyasıya geçen bir mücadeleydi. Son dakikada işte atılan gol çok güzeldi. Galatasaray Fenerbahçe maçı muhteşem bir maç oldu bizim için. Tempo olarak tam istediğimiz tempo yakalandı ve kıyasıya mücadele çok güzeldi. Ama en son izlediğim herhalde en güzel maçlardan bir tanesi Galatasaray Formgate maçı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Formgate takımı da çok iyi bir kadrosu var. Galatasaray'ın zaten milli takımdaki oyuncularımızın çoğu orada olduğu için iyi bir kadrosu var. Çok kıyasıya, işte istenilen tempo, bir oyun kurgusunun olduğunu gördüğümüz, gollerin çok güzel olduğu bir maçtı. Buradan da herkese çağrımız olsun. Şimdi Nations League kurası için Mayıs ayında gideceğiz. Kura çekimimiz olacak. Sonra da milli takım takvimimiz açıklanacak. Buradan da tüm halkımızı, kendi ülkemizde oynadığımız tüm maçlarımızı davet ediyoruz. Onlarsız gerçekten biz bir eksiğiz. Biz en son İsrail maçında bir Mersin'de maç oynadık. Taraftarımız olmasaydı mağlup olabileceğimiz bir maçı taraftarımızın desteğiyle son dakikada attığımız golle kazandık. O yüzden onların varlığı, onların desteği çok önemli. Milli maçlarımızı mutlaka bekliyoruz. Muhteşem oluyor. Düşünsenize, ortaya bir ürün koyuyorsunuz. Koyduğunuz ürünün izlenebilirliği, görünebilirliği kadar o kadar motive oluyorsunuz. Bizim oyuncularımız da ister istemez iş görünür olursa, orada taraftar desteğini görürseniz, rakip takımın taraftarı bile olsa o sizin için bir motivasyon aracı. O yüzden çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve evet, kadın takımlarımız da büyük stadyumlarımızda oynamalı.